Değerli spor severler, stadyumla karşınızdayız. Altın Ordu Sakarya Spor mücadelesinin ardından Antalya Spor Trabzon Spor karşılaşmasını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyiz ki karşılaşmanın uzatma dakikaları oynanıyor ve Antalya Spor evinde Trabzon Spor karşısında 3-2'lik üstünlüğe sahip. 2-0 öne geçtiği ardından Trabzon Spor'un 2-2'ye getirdiği karşılaşmada Antalya Spor Bünyamin'in golüyle 81. dakikada 3-2'lik üstünlüğü yakaladı. Açıkçası ilk yarısı da çok fazla hikayeye, git gele pozisyona sahne oldu ama ikinci yarısı da cidden tamamen ayrı bir maç gibi. Pozisyonları, oyuna girenleri, çıkanları, iki teknik adamın hamleleri, gol olan pozisyonları, hatalarıyla çok fazla konuşulacak şey var. Özeti belki geniş olarak uzun zaman sonra 6 dakika olarak ekranlarınıza getiriyoruz. 35 dakika sonra sizlerle buluşturuyoruz ama 6 dakikaya sığmayacak bir karşılaşma. Hakikaten birçok farklı kilit anı, maçın kırılma anı var. Önemli anların hangileri olduğunu belirlemek açıkçası çok kolay olmayacak. Ama seyir zevki yüksek, karşılıklı pozisyonların çok fazla olduğu, git gelin fazla olduğu bir karşılaşma. Tabii Trabzonspor Şampiyonlar Ligi önlemesinde Kopenhag'da karşı karşıya geldi. Bu hafta içinde rövanş oynayacak. Bu karşılaşmaların arasında bir de Antalya Spor gibi çok dişli bir rakiple karşı karşıya geldi. Ve Antalya Spor geçen sezon Trabzonspor'a ilk mağlubiyetini tattırmıştı. Bu yılda yine Trabzonspor karşısında evinde kazanmak üzere. Değişiklikler var ve derken direkten dönen bir top. Son dakikalarda Trabzonspor beraberliği yakalamak üzere derken Trabzonspor direkten dönen bir topla çok önemli fırsattan yararlanamadı. Dakika 90+5 ve 90+7 Volkan Bayas'tan 7 dakikalık bir uzatma gösterdi. Hem su molaları hem bazı sakatlıklar nedeniyle 7 dakikalık bir uzatma var. Trabzonspor şu anda Antalya Spor'u kendi ceza sahasına hapsetmeye çalışıyor. Ortalarla pozisyon yakalamaya çalışıyor. Ancak Güray'la Antalya Spor topu uzaklaştırmayı başardı. Tabii çok sıcak da bir hava olduğunu görmek mümkün. Özellikle zeminle ilgili de şikayetler vardı ama Antalya Spor bir gol şansına çok yaklaştı. Kaleciyle karşı karşıya vuruş ve topu ağları gidiyor. Skor 4-2'ye geldi son dakikalarda. Yine Bünyamin oyuna girdikten sonra 81'de galibiyet golünü, arkasından da farkı 4'e 2'ye çıkartan golü kaydetti. Gökdeniz, özür dilerim. Gökdeniz'in golüyle tavana vurdu. Hakikaten çok güzel bir gol. Gökdeniz Bayraktar'ın golüyle skoru 4-2'ye getirdi. Oyuna giren oyuncuların da çok fazla müdahil olduğunu söylemek lazım. Trabzonspor'un direkten dönen şansının arkasından bu pozisyonu Antalya Spor, evet, o golü kaydedemeyince. Bu arada ilk yarıda da böyleydi. Trabzonspor, evet, bir gol şansından Canini ile yararlanamayınca Antalya Spor golü bulmuştu. Belki o Fernando'nun tabii çok güzel golüydü. Kişisel becerisiydi ama ikinci yarıda da yine Trabzonspor'un atağında dönen topta Trabzonspor kendi kalesinde golü görmüş oldu. Gökdeniz oyuna girdikten sonra oyuna dokundu ama hem Trabzonspor'da hem Antalyaspor'da bugün oyuna giren oyuncuların hepsinin bir katkı verdiğini söylemek mümkün. Bardi oyuna girdi 41. dakikada. Trabzonspor'un yeni transferlerinden girer girmez golü kaydetmeyi başardı. Yine Gökdeniz 81'de girdi, 2 golü kaydetti. Barta oyuna girdikten sonra çok güzel bir şut çıkarttı, iyi bir oyun ortaya koydu. Bugün güzel bir maç izliyoruz ama tabii Trabzonspor'un çok memnun olmayacağı, Abdullah Avcı'nın çok fazla mutlu olmayacağı bir skor ki karşılaşma 2-2'ye de gelmişti. Bardi oyuna girdikten sonra 2 gol kaydetti. Trabzonspor'un yeni transferi. Artık son dakika içerisindeyiz. Skor 4-2. Bakalım karşılaşma böyle mi bitecek? Yoksa acaba buradan bir gol daha olur mu? Top Antalya Spor'da. Antalya Spor yine Trabzonspor yarı sahasında topla oynuyor. Bir pozisyon daha yakalama ihtimali çok yüksek. Ceza sahası içerisinde Antalya Spor topa hakim. Trabzonspor bu arada savunmada top ağları mı gitti? Hacı gitti. Evet, Hacı Wright'ın golü, skor 5'e geldi. İnanılmaz bir gol. Ceza sahası içerisinde savunma oyuncularıyla çok iyi mücadele etti. Adeta sırtını aldı, döndü. Belki savunmaya da çarptı herhalde son vuruşta.
Çarptı. Evet, top savunmaya çarptı ve Uğurcan'ın üstünden ağlarla buluştu. Skor 5-2'ye geldi. İnanılmaz bir mücadele. 2-0'dan Trabzonspor 2-2'yi yakalamıştı. 81. dakikada 3-2'ye gelen karşılaşma uzatma dakikalarında 4-2 ve 5-2'ye geldi. Hacı Wright yine bugünün iyi oyuncularından, öne çıkan isimlerinden bir tanesi. Tabii Trabzonspor'un savunmada kaptırdığı toplar, savunma değişiklikleri, savunmadaki hatalar. Bu pozisyonda da Hakan Özmert oyuna sonradan giren oyunculardan bir tanesi, pası veren isim oldu. Bartra savunmada ön alanda iyi işler yaptı ama savunmada nasıldı onu da değerlendireceğiz. Larsen'le birlikte Hacı Wright'ın önündeki iki isim oldular ancak gole engel olamadılar. Çok spektaküler, çok konuşulacak bir galibiyet Antalyaspor adına. Ümraniyespor'u geçen hafta mağlup etmeyi başarmışlardı. İlk haftada Galatasaray'a uzatma dakikalarında Gomis'ten yedikleri golle mağlup olmuşlardı ve karşılaşma 5-2 ile bitti. Hocam ne söylersiniz? Hakikaten ne söyleyelim? Ne güzel yani, bir karşılaşma. En azından onu söyleyebilir. Söyleyecek bir şey yok. 2-2'ye kadar iyi oynayan değil mi? İkinci yarı özellikle, ama şu anda baktığımızda, hani maçın skoruna baktığınızda herkesi yanıltabilir. Yani Trabzonspor 2-0'a kadar da pozisyonlar buldu. Şöyle anlatalım. 2-0'a kadar da pozisyonlar buldu. Ama Antalyaspor daha iyi değerlendirdi. Fernando'nun muhteşem bir golü vardı. Sonra bir penaltı pozisyonu. Ve karşılaşma 2-0'a geldi. Oyuncu değişiklikleriyle birlikte Bardi'nin girişi 2-2'ye gelen bir karşılaşma. Daha sonrasında 3. golü bulmak için Trabzonspor yüklendi. Ancak Antalyaspor'da gerçekten çok etkili ayaklara sahip, iyi çıkışlar yaptı. Arkadaki boşlukları iyi değerlendirdi. 3-2 Trabzonspor gol ararken, 4-2 Trabzonspor yine gol ararken 5-2. Aslında maçı kazanmak isteyen bir takımın yaşayabileceği zorluklarda Antalyaspor orada herhalde o boş alanları çok iyi değerlendirdi. Evet. Şimdi iki tane ayrı ilk yarı ve ikinci yarıyı değerlendirmek gerekiyor. Yani özellikle baktığımızda ilk yarı tabii en çok tartışılacak konulardan bir tanesi. İlk yarıdaki 11'in, Abdullah Hoca'nın tercihleri çok tartışılacak gibi görünüyor şu anda. Özellikle orta sahadaki gücünün azaltması ve orta sahanın hakimiyetini tamamıyla Antalyaspor'a vermesi muhakkak ki bu mağlubiyetin baş mimarlarının bir tanesi olacaktır. Genel anlama baktığımızda özellikle defanstaki, hep Abdullah Hoca'nın da vurguladığı gibi, Densville'le sol ayaklı bir stoperin sağ tarafta oynatılması bence en büyük hatalardan bir tanesiydi. Çünkü eğer bu kadar şikayet ediyorsanız o zaman önlemini almak zorundasınız. Yani sizin Bartra gibi bir oyuncunuz varsa maça en azından onunla başlayabilirsiniz. Antalyaspor'un nasıl başlayacağını çok iyi bildiğini düşünüyorum. Bizim burada bile söylediğimiz gibi, hani Antalyaspor baskılı başlayacaktır. Antalyaspor daha tempolu başlayacaktır. Kendi sahasında özellikle iyi oynayan bir takım, kompakt bir takım. İlk yarı Trabzonspor'da herhangi bir bölge işlemedi açıkçası. Bunun en büyük nedenlerden bir tanesi de ilk yarı Trabzonspor topa sahip olamadı. Ona rağmen 0-0'ken 2-0 bir anda öne geçebilirdi. Yani pozisyonlar buldu. Tabii evet. Canini ile beraber yakaladıkları bir tane pozisyon vardı. Bir de Cornelius'un vuramadığı bir pozisyon vardı. Canini'nin kestiği. Kestiği. 2-0 öne geçebilir miydi? Geçebilirdi. Eğer değerlendirmiş olsaydı, Antalyaspor bunu değerlendirip bir anda 2-0 öne geçti. Yani baktığımızda Trabzonspor oyun hakimiyetini ve sahadaki alanı tamamıyla Antalyaspor'a bıraktı ilk yarı itibariyle. İlk yarın 43. dakikasında Abdullah Hoca'nın yapmış olduğu değişiklikler takımı biraz hareketlendirdi. Özellikle çok kötü bir oyun ortaya koyup da ona rağmen siz son saniyelerde golü buluyorsanız bu bir kıvılcımdır. Bu kıvılcımı da ikinci yarı Trabzonspor iyi kullandı. Yaptığı değişikliklerle beraber bu sefer İlk yarı yapamadığını ikinci yarı çok iyi yaptı. Topa çok daha fazla sahip olmaya başladı. Yani o hani kadife ayaklı dedikleri oyuncular girince daha fazla topa sahip olmaya başladılar. Abdülkadir Ömür'le beraber, Bardi ile beraber, Canini ile beraber çok daha fazla... Bu sefer savunma yönü mü zayıfladı hocam birazcık? Ya savunma yönü zayıflamadı aslında. Yani Siyopis'te orada değerlendiremediler. Yani şimdi mesela 3-2 iken bir anda 3-3 olacak pozisyon dönüyor gidiyor gol oluyor. Yani oradaki sizin tamamıyla
en azından bir puan, kötü oyuna rağmen bir puan çıkarmak isteyeniz, arzunuz, oradaki o arkadaki boşlukları şey yaptılar, değerlendirdiler Antalyaspor açıkçası. Yani bir de tabii Bünyamin gibi bu ligin tehlikeli oyuncularından bir tanesi girince her Gökdeniz türlü... Gökdeniz hocam, ben şey, de Bünyamin dedim daha az önce Gökdeniz, bizimle. Evet. Oyuna girince bunun önlemi de almak zorundaydınız. Ama ne olursa olsun yine Trabzonspor baktığınızda geçen seneki coşkusundan çok uzak bir futbol ortaya koyuyor. Yani lige başladığından beri belki oyun olarak çok mutlu etmiyor ama 6 puanla geldi buraya. Şimdi bu da bir avantajdır aslında. Kötü oyunla siz 3 puan alabiliyorsanız bu size bir özgüven verir her zaman. Ama genel anlamda ne olursa olsun Trabzonspor'un çok daha üretken bir futbol ortaya koyması gerekiyordu. Çok daha coşkulu oynaması gerekiyordu. Ama kullanamadılar. Özellikle orta sahadaki oyuncuların oyunu yönlendirme adına herhangi bir varlık gösterememesi ilk yarıda ne Trezeguet'i ne de Canini'yi iyi kullanabildiler. Hiçbir şekilde kullanamadılar. Çünkü çok fazla top kayıpları oldular. İkinci yarı bunu yaptılar. Fakat şu da var. Trezeguet bireysel oyunculuktan çıkması gerekiyor. Yani neyi ispat etmeye çalıştığını ben çözemedim. Çok fazla bireysel anlamdaki bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama bir an önce takım oyununa dönmesi gerekiyor. Takım oyununa döndüğü zaman Vakeyeme'nin işte arandığı nokta burası. Şimdi kıyaslama yapılıyordu hep Vakeyeme. Biz hep Vakeyeme'ciydik diyorduk. Yani en azından kilidi çözüyordu. En azından Vakeyeme takım oyunu oynuyordu. En azından takımı rahatlatıyordu. Trezeguet'te bu tarz yok. Trezeguet bir şeylerin ispatı peşinde. Ama neyin ispatı olduğunu çözemedim. Yani takımın bireysel bir oyuncusu neyi ispat edebilir? Takım oyununda ancak bunu ispat edebilirsiniz. Takımın sıkıştığı zaman siz kendi yeteneklerini ortaya çıkartabilirsiniz. Ama bu 2-0 mağlupken bunu yapmazsınız. Daha boşta arkadaşınız varsa onu görmemezlik edemezsiniz hiçbir şekilde. Diğer tarafta defans anlamında tabii hep şeyi düşünüyorum. Yani buradan şimdi 4 gün sonra bir müsabaka oynayacak. Çok önemli bir müsabaka oynayacak. Tabii çok önemli. Futbolcuların aklı orada mı diye düşünüyorum. Bunun telafisi var. Yani Antalya'ya kaybedebilirsiniz. Ama bu tarz skorla kaybedemezsiniz. 5-2 olunca... Yani bu tarz skorla kaybedemezsiniz. Hani 3-2'ye kaybedebilirsiniz. Diyorum 3-3'ü de getirebilirsiniz. 3-2 öne de geçebilirsiniz. Burada bu skor demoralize edebilir oyuncuları. Çok fazla demoralize edebilir. Bir de mesela Antalyaspor'un attığı her golden sonra bakıyorum. Herkes dizlerinin üzerine çökmeye başladı. Abdullah Hoca'nın takımlarında bunu çok nadir gördük. Yani sanki çok fazla, evet çok fazla bir sıcaklık vardı, nem vardı. Kabul ediyorum bunları. Ama Trabzonspor oyuncusunuz. Abdullah Hoca yani bunları bilincinde çalışma yapıyordur. Hep bilimden bahsediyor, hep istatistikten bahsediyor. Koşu mesafelerinden bahsediyor. Ama bugün futbolcudan bu yorgunluğunu... Fiziksel olarak fiziksel, aşağıda mı gördünüz ben birazcık? Ben fiziksel anlamda aşağıda gördüm. Yani bunu çözemedim. Bu nedenle bağlı... Kopenhag maçında beğenmiş miydiniz fiziksel olarak? Ya ikinci yarıdaki oyun zaten Kopenhag... Burada da söyledim, yayında söyledim. Yani topa çok daha fazla sahip olan Trabzonspor her zaman iyi oynar. Trabzonspor'a karşı siz geriye çekildiğiniz zaman, topu bıraktığınız zaman... Aynı şekilde gene iyi oynar. Bugün Antalyaspor'un yaptığı hata da oydu bence. Yani 2-0 öne geçtikten sonra topu tamamıyla Trabzonspor'a bıraktı. Orta sahadaki Fernando, Freddy, Adriano yoktu. Yani 2-0'dan sonra çok fazla geri çekildi diyorsunuz. Çok fazla geri çekildi. O 2-0'dan sonra belki çok fazla geri çekildiler. Orada da Trabzonspor'un tehlikeli oyuncuları bu işi bitirme noktasına getirebilirdi. Daha önce gol atıp daha fazla işte baskı yapabilirdiler. Ama o olmadı. Pozisyonlar pozisyon vardı. Ama genel anlama baktığımızda geçen seneki üretkenlikten çok uzak bir Trabzonspor izledik açıkçası. Pozisyona girmekte biraz daha zorlanan bir Trabzonspor. Pozisyona girmekte biraz zorlandılar. Peki. Canlı görüntüler de geliyor. Necati Ateş. Ya şimdi çok flash bir skor. Ne olursa olsun. Oyuna baktığın zaman belki bu skor hak ediyor, hak etmiyor çok konuşulur. Üzerinde çok yorum yaparız ama yani baktığın zaman 5-2. Geçen senenin şampiyon takımı
ne olursa olsun bir flash bir skor olarak geçecektir yani. Bana göre 3 tane senaryo vardı. İlk yarı çok iyi oynayan, top hakimiyeti çok yüksek olan, oyunu domine eden, değişikliklere kadar, ilk yarı 43. dakikadaki değişikliklere kadar domine eden bir Antalyaspor vardı. Fernando, Freddy müthiş alıyorlar. Blok arası hızlı hücum. Hacı Raik müthiş sırtı dönük tutuyor. Seti oynuyorlar. Gollerde varlar. İkili mücadelelerde ayaklılar. Alanı daraltıyorlar. Dönenleri alıyorlar. Trabzonspor'u kendi sahasından çıkartmadı. Birkaç tane cılız hata vardı. İşte Canini'nin kestiği şeyin vuramadı. Cornelius'un vuramadı. İlk yarının sonunda Nihat Hocam'la Nuri Hoca'yı gördük. Dedi ki topa basın dedi. Böyle girelim dedi içeriye dedi. Yani biz o yani futbolun dili odur. Öyle, onu algılarız biz yani. Yani pas yapalım. Dikkat edelim. 2-0 olsun. İçeri 2-1 girelim. Ama öyle olmadı. O rahatlığı oyuncuya verdiğin an oyuncu değişiklikleri işe yaradı. Bardi girdi. Golünü attı. Trabzonspor'u uyandırdı. İkinci yarı diğer bir senaryoya geçti. Trabzonspor aldı 50 sazını. İlk yarı Antalyaspor'un yaptığını 73. dakikaya kadar çok iyi bir şekilde Antalyaspor'a karşı yaptı. 2-2 oldu. Tabii alanı daralttı, çıkartmadı, seti çok iyi oynadı. Bardi muhteşem bir gol attı, inanılmaz bir gol attı. Bir vücut çalımı. Yani bütün Trabzonlulara da çalım attı orada bu arada. Herkese çalım attı. Yani bence o vücut çalımı ve vuruş, herkes uzak köşeye bekler. Birinci direğe, kaleci bile oraya bekledi Boffin. Ama buraya attı. Bu gol belki de Antalyaspor'u uyandırdı. Dedi ki maç 2-2 oldu, biz biraz oynamamız lazım. Biraz hücum yapmamız lazım. Yani bu kadar uyuduk 73'e kadar. Baktık ki oynayalım. 73'ten sonra başladılar 81'e kadar. Burada oyuncu değişiklikleri çok ciddi anlamda Trabzonspor'a fayda sağladığı gibi ilk yarıdaki değişiklik, ikinci yarıdaki değişiklikler tamamen terse döndü. Yani bir kontraya çıkarken Siopis değişikliği. Trezeguet'in kaptırdığı pozisyonda oradaki boş alanı Siopis koştu. Siopis çok hızlı gitti. Hacı Raik muhteşem bir çalım attı. Belki şans golü vurdu, sekti. Gökdeniz'in kısmetini onun önüne düştü. Ve boş goleye tamamladı. Yani bazı değişikliklerde her zaman işe yaramaz. Yani her zaman işe yarayacağını düşünürsün. Ama her zaman işe yaramaz. Abdullah Hoca bunu çok deniyor. Her zaman devşirme bir orta saha oyuncusunu stoper oynatıyor. Elinde stoper varken. Yani Dorukhan'ın yani oynaması. Ne gerek vardı bir stoperi çıkartıp? Bir stoper aldın orta sahaya. Dan devşirdin, bir stoper koydun. İki stoperini de çıkarttı aslında. İkinci stoperi çıkardın, bir stoper aldın. Yani ben Siopis'i yine oyuna sokabilirdin. Yani Hugo'nun çıkmasına veya Dansfield'in çıkmasına gerek yoktu. Zaten bir sol stoper, sol ayaklı stoper kalıyor içeride. Zaten Bartra oyuna girdikten sonra çok etkili. Her dönen topu aldı, oyuna soktu. Zaten çok yetenekli bir oyuncu, çok zeki bir oyuncu. Yakınen de zaten tanıdığımız, bildiğimiz bir oyuncu. Ama baktığımız zaman geçiş oyunlarından 90+6 ve 90+8'de iki tane daha gol yedi. Orada da zaten ikinci gol de biraz döndü, şey oldu ama zorladı Hacı Raik orayı. Sırtına 3 tane Trabzonsporlu oyuncuyu aldı ve zorladı. Onun için oyun koptuktan sonra bunlar yakalanır, böyle pozisyonlar. Genelde çok olur. Ama ben buradaki oyuncu değişikliklerini çok doğru bulmadım. Ya da ne yapmak istediğini anlamadım. Ön tarafta bir değişiklik yapamıyor çünkü kulübesinde ön tarafa değişiklik yapacak oyuncu topluluğu yok. Tabii ne vardı? Kouassi vardı yine kulübesinde. Abdülkerim vardı zaten. Zaten oyuna girecek kişiler girdi zaten. Bardi girdi. Bartra girdi. Siopis girdi. Yani koyabileceği oyuncuların yani hepsini koydu. Çok fazla yoktu. Yani. Hepsini koydu Abdülkadir zaten. Abdülkadir girdi zaten. Ya zaten bitirdiği 11'i de arkadaşlar, başlangıç 11'ini ve daha sonra bitirdiği 11'i de yapabilirsek ekranları öyle getirelim. Yani flash bir skor. 73'ten sonra Trabzonspor tamamen oyundan koptu. Tamamen kontra atak takımına izin verdi yani her şey. Çünkü artık o saatten sonra disiplinden de kopunca bu skor geldi. Nihat Kahveci. Şimdi ben kazanandan başlamayı seviyorum. Öncelikle Antalyaspor'u, futbolcuları, teknik heyeti, Nuri Hoca'yı tebrik ediyorum. Maçın genelinde çok keyifli bir maç izledik. Birinci dakikadan 97. dakikaya kadar heyecan dolu 7 tane gol atılan
Antalya Spor'unda 5-2 kazandı, bir maç izledik. Nuri Hoca biliyorsunuz futbolculuk döneminde yanlış hatırlamıyorsam 17 yaş grubuyla Avrupa şampiyonu olduğunda teknik direktörü Abdullah Avcı'ydı. Değil evet. mi? Nuri Hoca kendine bir rol model edinmiş bence Abdullah Avcı'yı. Çünkü özellikle Antalya Spor, Trabzonspor. Trabzonspor, Antalya Spor maçlarına baktığımda Nuri Hoca'yı farklı bir şekilde konsantre, istekli, arzulu görüyorum. Bu arada Klopp ve Tuhel'le de çalıştı. Tamam. Hepsinden zaten bir karışım alırsın. Hani bazen lisansı var yok, tecrübesi var yok ya. Aslında oynarken inanılmaz bir tecrübe ediniyorsun Aynen. bu hocalarla çalışarak. Ama Nuri Hoca çok konsantre oluyor. Bak 3 maç oynadı kariyerindeki. Kariyeri kısa teknik direktörlük. 2 galibiyet var içeride ve geçen sene öyle bir cehenneme gidiyor ki orada da 2-2 bitiyor maç bak yenilmiyor. Bu Nuri Hoca'nın Abdullah Hoca'ya karşı güzel bir rekabet sağlaması bence kendi içinde ve kazanan o oluyor. Diğer tarafa geldiğimde Abdullah Hoca Trabzonspor'a geldiğinden beri belki en üzgün olduğu gecedir bak. Neden? 5 gol yedi mi geldiğinden beri işte Trabzonspor? Çünkü ilk geldi en önemli şey defans dedi. Bugün 5 gol yiyen bir Trabzonspor. Ama bugün Abdullah Hoca bence teknik direktörlük şanssızlığı yaşadı derim. Neden? Şimdi kurduğu kadroya ben şahsen hiçbir şey demem ilk 11'e. Çok ciddi benim bugün kesinlikle 3 puan almam gerekir denilen bir şekilde bir 11 çıkardı. Çok rotasyon yapmadı. Tabii. Çünkü zamanım var çarşambaya kadar 4 günde zaten futbolcu toparlanır düşündü doğru bir şey. Doğucan'ı oynattı. Şimdi Doğucan'ı aldığında kimse kötü diyebilir mi? Ama teknik direktörlük şanssızlığı şunu söyleyeyim. Doğucan yenilen golle topu kaptırıyor. Sonrasında Denswil uzaklaştırmaya çalışıyor. İkinci hata sonucu gol. En güvenilir defans oyuncularından biri Hugo. Hiç beklenmedik penaltı, bir şekilde evet. acemice penaltı yapıyor. Bunu bir teknik direktör ondan beklemez, taraftar da beklemez. Çünkü Victor Hugo tecrübesinden bahsediyorum. Değişiklikler sonra, o yüzden mi geldi diyorsun? Sonra dokunuş yapıyor, karşılığını alıyor. Bardi ile iki gol. Atılan ilk golde Abdülkadir Ömür'ün de başlangıcıyla karşılığını alıyor. Hoca mutlu oluyor 2-2 iken. Sonra büyük emek, büyük umutlarla gelen Vakayemi'nin yerini dolduracak Trezeguet'in bir top kaybıyla Hacı Wright götürüyor, Gökdeniz golü atıyor. 2-0'dan 2-2'ye maça getirirsin. Ama bir daha ondan sonra 3. gol yediğinde, bu şekilde yediğinde kendi oyuncuna asist yaparak artık ondan sonra ipler kopar. Takım dağılır. Trabzonspor da dağıldı. Sen de dağıldığında sıcağın hiç etkilemediği bir Hacı Wright 97. dakika bile iki kişi içinde top tutuyor. Bir atmadığı depar yok. Kenardan içeri rakibe defansif anlamda baskılar ki bana göre var. Hani maçın adamı derim hani başka bir dokunuş doğru. var. Hani zor penaltı, son dakikadaki gücü, kuvveti, isteği, arzusu muhteşem bitirişi. Bir de Gökdeniz'de geniş alan seven bir oyuncu. O da buldu mu tertemiz ayağı var tavana bıraktı. 5-2. Şu an ne oluyor diye düşünen bir Trabzonspor taraftarları camiası vardır ama bu işte de bu kazalar var. Sen bu kadar bireysel hata yaparak hiçbir takıma karşı kazanamazsın. Trabzon'un yediği neredeyse bütün gollerde bireysel hatalar var. Diğer tarafta da bu bireysel hataları alıp kalitesinden dolayı, oyuncularının seviyesinin yüksek olmasından dolayı değerlendiren Antalya Spor ön tarafı. Yani şimdi şu orta sahaya bakıyorum. Fernando, Freddy, Adriano. Bana bir hangisi kötü oynadı desen hiçbiri. Enda oyun içindeyken iyi oynadı. Gaşa giriyor o tarafı dağıttı. Son vuruşları iyi olsa, son pasları iyi olsa bambaşka bir katkısı olacak. Larsson enteresan, tam profesyonel görev adamı. Hacı Ray 3 maçtır izliyorum. Galatasaray maçında da ben bu ligde çok gol atarım sinyalini verdi, atamadı. Ama çok etkileyici, yıpratıcı bir forvet. Defansta zaten geçen seneden birbirine alışık oyuncular. Boffin zaten ligimizde 30 senedir varmış gibime geliyor. İnanılmaz bir tecrübe. Ayakları da temiz. Eskişehirspor. İyi bir takım. Şimdi Abdullah Hoca çok güzel bir hamle yaptı. İki değişiklik karşılığını aldı. Nuri Hoca'nın hamleleri de galibiyeti getirdi. Hani bu rekabeti de izledik kulübedeki değişikliklerden karşılığını alan. Ama bir taraf bu kadar bireysel hata beklemiyordu Trabzonspor tarafı. Ben de şahsen beklemiyorum. Trabzonspor neredeyse maç başı 5 pozisyon, 6 pozisyon rakibine vermezken 5 tane gol yedi. Kolay bir şey değil bu. Ama hemen toparlanacaklar. Çünkü öyle ya da böyle 2 kupa alındı. Böyle bir kaza olur. Çarşamba günü Kopenhag maçında bugünü unutmuş, bambaşka bir hüviyetle çıkan
Trabzonspor'u ben şahsen bekliyorum. Ligde bu kazanır olur. Geçen sene de kazanır, ligi kazanırken ilk maçını Antalyaspor deplasmanında kaybetmişti. Her maçı kazanan hiçbir takım yok. Alınacak dersler var mı? Var. Ama şöyle de bir şey var. Şimdi geçen seneki Trabzon'la şuna baktığımızda bir kenarında Vakeyeme, yani 15 gol 10 asist yapan yok. Diğer tarafta Visçan. Bak bu iki tane önemli oyuncu yok. Takımın beyni Hamşik'te yok. Buraları da unutmamak lazım. Çok ben böyle karamsarlığa gerek yok diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bunun bir şeyi olur. Üzgünlüğü, demoralizasyon olur. Ama ona fırsat vermemeli Abdullah Hoca. Şu an tecrübesiyle hemen yarın sabah bu maçı unutturmalı. 4 gün sonra tarihinin son yıllarda hani en 38 sene sonra belki en önemli maçına çıkacak. Bazen şerde de hayır vardır. Tabii. İnşallah çarşamba günü Trabzonspor adına hayra döner bu mağlubiyet. Antalyaspor da çok can yakar. Kesinlikle. Türk çok can yakar. Bu arada zaten 3-3 olabilirdi maç. Tabii. Farklı bir yere ya gitti. Döndü o top döndü zaten. Döndü o top gol oldu. Ama direkt yani döndü. Bir hocam sen çok iyi bilirsin. Yıllarca yan yana bazı oyuncularla oynadın. Hem Trabzonspor'da hem Fenerbahçe'de. Bu kadar yani arka blokta bu kadar oyuncu değiştiği zaman rotasyon değil. Yani bu kadar rotasyona döndürürsen aslında, arka tarafta niye? Çok sıkıntı yaşanır diye düşünüyorum. Aslında, yani bir kere olmadı ama bir kere oldu. 5 gol oldu. Evet, bir kere oldu. 5 gol oldu ama demek ki bundan sonra yapmayacak gibi görüyor yani bana. Çünkü yani orada oynayacak bir kere Bartra. Aslında Nihat konuşmaya başladığı zaman şunu söyledi. Yani ben bu 11'de hani herhangi bir şey görmedim gibilerinden. Fakat ben de şunu sormak isterdim açıkçası. Yani soruyorum da daha doğrusu. Sor hocam, sor tabii. Mesela şikayet ettiğiniz konulardan özellikle Dansville'in sağ tarafta oynamasından neden böyle bir maçın içerisinde Hacı Wright gibi bir oyuncu varken, arkasında Adriano varken neden bugün gene o tercih yapıldı? Hocam, yani Bartra'yı oynatmak istiyor ki Bartra 11'de oynayacak bir oyuncu ama onu yavaş yavaş hazırlıyor. Çünkü Bartra ikinci yarıda muhteşem oynadı ama fiziksel olarak bazı pozisyonlarda 45 dakika oynayabilir mi? Oynayabilir. 45 dakika evet. Oynayabilir. Evet. Peki o 45 dakika içerisinde ilk 20 dakikaya ya da İlk 10 dakika tempo yaptığı sürelerde Bartra bunları kesebilir miydi? Daha sağlam oynayabilir miydi? Oynayabilirdi. Oynayabilir. O kalitede yani, zaten. O ilk 45 dakikada mı başlayabilir diyorsun? Sonra değiştirebilir sonra mi diyorsun? Sonra değiştir. Sonra bir şey sorabilir miyim? Mesela hocam sıcak ya. Bu sıcakta Trabzonspor adına orta sahada en çok kim koşar desen Siopis der. Siopis evet. Yani Doğucan yerine Siopis olabilirdi. Bak Doğucan'ı bir maç üzerinden bazı çok da eleştirmek istemiyorum. Bir sonraki ama bugün, maç düşünmüş olabilir ama. Tabii bu tabii bir sonraki maç. Kopenhag maçı çok önemli. Düşündü. Ama yani, o zaman sınıfta kaldı bugünkü performansı evet. Doğucan'ın. Şimdi bir şöyle de, bir şey var. Bakın şöyle bir şey var. Eğer bu maçı düşünmüyorsan ve böyle bir takımla çıkıyorsan Kopenhag maçını düşünüyorsan o zaman bu kadar değişiklikler yapma. Hocam bu 11 yapıyorsun. Hocam bu 11 ya Abdullah Hoca bu maçı kadar düşündü 11'i benim görüşüm. Bu maçı kazanmak istediği 11'i. Çünkü ama Cornelius, Trezeguet, Canini, Bakasetas bunlarla ben kazanmak bak, istiyorum en dedi en yani. Sorunlardan bir tanesi. Trabzonspor'da eğer hani 4-2-3-1 oynasaydı 4-1-4-1 değil de Doğucan'ın yanında Dorukhan olmuş olsaydı senin dediğin şeye katılırdım ben. Ama siz tamamıyla orta sahadaki tek oyuncu Doğucan yapınca fizik gücü yüksek olan bir oyuncunun hani defansif anlamdaki özelliği daha farklı ama ofansif anlamdaki özelliği daha farklı. Yani çok doğru. Yok orayı gibi, da değerlendirdi Antalya. Orayı alamadı. Zaten kaç abi pozisyon sizlerle hani konuştuk. Sen de hatta yalnız kalktın kal, kızdın hocam, hatta. Yani hocam, Doğucan, niye topu almıyor hocam, diye. Doğucan mesela geriden ne top isteyebildi? Çünkü işte, Hacı Wright'la, Adriano'yla, arkada Freddy'yle, Fernando'yla çok iyi kapattı. O açıyı, o açıyı Trabzonspor'da oynayan 6 numara bilmesi gerekiyor. Vermesi abi, gerekiyor. Vücut pozisyonu ayarlayacak. Kaç kere sen dönük mesela oynayacak söyledin yani. Abi dışarıdan baktın. Ona ama dokunuşunu yaptı mesela Abdullah Hoca. Tabii ama ikinci ama yarıda işte da şey var yani. İkinci yarıda da hocam biz izlerken de ne dedik? Dorukhan'ı iki stoperin arasına atarak hemen üçlü gibi geriden çıkış yaptı topa sahipken. Çünkü rakip çift forvet gibiydi. Her ne kadar evet. Hacı Ray tek de gözülse Adriano onu çiftliyordu. Geriden çıkarken hep 3'e 2 olmak, 2'ye 1 fazla olmak önemlidir. Buraları düzeltti. Yalnız, ama çok bireysel hata var. Necati Ateş'te bir şey ekleyecek evet, herhalde. İlk kere orta sahada ezdi Antalya. Tabii. Yani tabii Fernando, isimlere Freddy, baktığın zaman zaten Fernando, eziliyorsun. Freddy, Adriano yani baktığın zaman Doğucan, Bakasetas, Dorukhan.
Yani iki tane bozucu orta sahayla Dorukhan ve Doğucan. Bir tane iş yapan Bakasetas ki o da sakatlandı çıktı zaten. E bu orta saha iki kere ezdi Trabzonspor'un orta sahası. Ya Bakasetas'ın her pozisyonda orta sahaya çok fazla bir yardımı dokunmadı zaten. Abi her pozisyonda. Özellikle ilk yarı. Fernando, bir tane pas attı canın. Bir tane işte, pas attı. Fernando ilk yarının yıldızıydı. Oyunun yönünü değiştirmeler gelip çat sağa atıyor, çat sola atıyor. Topu tutuyor, oyunu kuruyor. Adriano her topu tutuyor, dikine gidiyor. Freddy dinamik çalım atıyor, dikine gidiyor, topu tutuyor. Yani ilk yarı gerçekten orada bu orta sahayı ezdi. Kötü oynayan oyuncu ve çok basit top kayıpları yaptılar. Onun için ben size sordum. Yani 6 numara oynarken o Trabzonspor'un 6 numarası hem defansif özelliği iyi olması gerekiyor hem de defanstan aldığı topları iyi kullanması gerekiyor ki takımı bir hücum, bir organizasyona kaldırsın diye. Ama bunu yapamadı. Hiç. Ya Doğucan hiç mesela yoktu. O yüzden 43'te aldı hocam, dikkat et. 45'i bile beklemedi. Peki şöyle bir sorunun etrafında devam edelim. Şimdi tamam bireysel hatalar var, top kayıpları var. Ama bu Antalyaspor'da da vardı. Ön tarafta oynayan bir Trabzonspor sonuç almaya çalıştı. Evet, oyuncu değişikliklerinden sonra bireysel yetenekle Enis Bardi'nin yaptıklarıyla sonuç alabildi 2 golle. Ama bu kadar arka alanda pozisyon veren, zaman zaman pozisyon verdiğini görüyorduk Trabzonspor'un geçen yılda. Ama bu kadar arka alanda pozisyon veren, bu kadar rakibi karşılayamayan bir Trabzonspor neden? Bu kadar neden? Fazla alanı bu, sadece savunmayla alakalı. Bunun şunu söyleyeceğim, şunu soracağım. Bunun faturasını sadece savunmaya mı kesti Abdullah Hoca? Savunma oyuncularını değiştirerek, evet Doğucan'ı da değiştirdi ama sanki bir bölgeye kesti. Savunma oyuncularını geçtikten sonra goller yedi. Savunma oyuncusu. Onu da ekliyorum. Değiştirmiyor aslında orada. Orada. Bunu soruyorum evet. Bir tane daha örnek bir adam atayım. Dorukhan'ı arkaya alayım. Siyopis'i atayım. Bardi'yi atayım. Abdülkerim'i atayım. Oraya atayım yani. Birine daha atayım. Skora ortak olayım ama çok bak geçen gün ne dedik Galatasaray maçıyla ilgili? Çok hücumcuyla, çok ofansif oyuncuyla oynarsan arkada çok ciddi sıkıntı. Bu arada size olarak da çok şeyde kaldılar. Küçüldüler, çok daraldılar. Yani baktığımız zaman burada oyuna giren Bardi kısa. Baktığımız zaman Siyopis kısa, Abdülkadir kısa. Yani ikili mücadelelerde bunlar hep şey kalıyor. Altta kalıyor. Baktığın zaman hepsi diri Antalyaspor. Hepsi şimdi bir de bir Avrupa Kupası maçından gelmiş. Yorgun bir takım öyle veya böyle sıcak. Ama çok fazla oyunu ortak olmaya, kazanmaya gittiğin zaman ben 2-2'yi yakaladıktan sonra bir Siyopis hamlesini biraz daha orta sahaya bir şey olur tutarım diye aldı ama çok çabuk yediler golü. Biraz daha dengeli bir Trabzonspor bekliyordunuz. Yani zaman zaman bu kadar önde oynamayan bir Trabzonspor belki bekliyordunuz. Ben bugün Trabzonspor'un hocasının çok fazla dengesiyle bekliyorum. Oynadığını düşünüyorum. Nasıl? Çok fazla oyuncu ve çok fazla mevkilerde oynadı hoca. Yani hem arkada hem önde. Bakasetes'in erken çıkması sakatlanıp oradaki çok ciddi sıkıntılar yaşattı Trabzonspor'a. Hacı Wright'ın bir açıklaması var. Önemli olabilir, bir ekranları getirip ben seslendireyim. Devre arasında bize rakibin formasından korkmayın. Üstüne gidin, üstüne gidersek golü bulacağız dendi. Kötü bir gol yedik ama özgüvenle bunun da üstesinden geldik demiş Hacı Wright. Ne diyorsunuz buna? Vallahi bak 73. dakikaya kadar bence hocasının söylediğini uygulayamayan bir Antalyaspor vardı. Tersti bence de. Tersti olay. İkinci yarının başından geçmiş. Bardi'nin golünden Trezeguet'in topu kaptırdığı ana kadar Trabzonspor maçın hakimiydi. Hani hocasının söylediği ikinci yarının ikinci bölümünde gerçekleşti. Trezeguet topu kaptırdı. 3-2'yi buldular. Sonra 4-2, 5-2. Evet, o özgüvenle karşımızda hangi takım var önemli değil. Biz zaten iyi oynuyoruz. Bak şu ana kadar 3 gol attık. 4'ü de atarız, 5'i de atarız düşüncesiyle oynayan Antalyaspor vardı. Ama ikinci yarı başladı. Dediğim gibi 73. dakikaya kadar Antalyaspor iyi oynamadı o kadar. Trabzonspor ben bu maçı alırım sinyalini verdi o dakikalarda. Ama işte kırılma anı bence o Trezeguet'in kaptırdığı top yenilen 3. gol derim maçta. Maçın adamına net bir şekilde bana göre ki arkadaşlar oy veriyor zaten. Ben Hacı derim, Hacı Wright. Bana göre maçın adamı. Freddy'den vaz mı? Hocam Hacı Wright'la ilgili. Ben Hacı Wright ilk konuşurken de söyledim hocam. O 97. dakikada 45 derece sıcak nem. Hiç umurunda olmayan bir Hacı topu tutuyor, dönüyor, gol atıyor.
öyle bir şey yok. Hocam yani, sonra Acıraytla ilgili size ne zaman tespit edildi, ne zaman kim tarafından tespit edildi? Ersun Yanal döneminde mi alınmıştı? Yok. Gibi. Ersun Yanal'ın sanki listesinde vardı. Turgutlu'da bir şampiyonada şu an Antalyaspor'un squad şefi olan Ferda Ramanlı tarafından Amerika Birleşik Devletleri Fransa maçını 16 yaşında tespit ediliyor. Sonra Schalke'ye transfer oluyor. Oradan da izleniliyor. O şekilde Antalyaspor'a transfer oluyor. Daha önce keşfediliyor çok, ama. Çok öncesi var. Çok önce ama çok belki Ersun Yanal döneminde. Ferda Ramanlı tarafından not ediliyor. O zaman şu anda Antalyaspor'un squad şefidir. Benim de iyi dostumdur. Bu arada Antalyaspor bugün sonuna kadar bu maçı kazanmayı hak etti. Oynadığı oyunla, taraftarıyla, şehriyle bugün ikinci yarı belki 73'e kadar 45 ile 73 arası hiç yoktu bence. Gerçekten yoktu. Dediği gibi Nihat Hocam'ın yani içeride kim söyledi bu kelimeyi bilmiyorum. Formasından korkmayın üzerine gidin ama 73'e kadar hiç kimse Trabzon'un üstüne gidemedi. 73'ten evet. Sonra skor 2-2 olunca akıllarına geldi tekrardan oynamak ve oyuna ortak olmak. Bugün hocam. Yani siz burada az önce sorduğum soruyla belki devam edebiliriz. Yani bu kadar savunma güvenliğini bırakan bir Trabzonspor ben uzun zamandır görmemiştim açıkçası. Yani kalesinde pozisyon gördü Hatayspor. Yani şöyle söyleyeyim, uzatmayayım ben, yorumu size bırakayım. Geçen seneye göre daha az pozisyon yakalayan ve daha fazla pozisyon veren bir Trabzonspor görüntüsü var. Antalyaspor değerlendirdi. Yoksa Hatayspor da pozisyona girmişti. Hatayspor değerlendiremedi. Ama Antalyaspor daha iyi değerlendirdi. Daha iyi ayaklara sahipti. Bunun nedeni ne? Evet, bugünkü değişiklikler olabilir. Veyahut da giden oyuncular, gelen oyuncular mıdır? Genel Kopenhag maçlarının etkisi var mı? Siz bu yoruma katılır mısınız? Pozisyon bulma ve kendi kalesinde pozisyon verme arasındaki oran orantıya bakınca. Ya ben Kopenhag maçlarının yani şu verilen pozisyonların Kopenhag maçıyla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Yani oradaki yorgunluğa bağlayacağım bir şey yok. Çünkü salı günü oynamışsınız. Burada cumartesi oynuyorsunuz. Yani çok fazla yorgunluğun da olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. Seyahatler falan hepsi içine koyarak devam ediyorum. Yani salı günü oynamışsınız. Çarşamba, cuma, cumartesi yani perşembe var. 4 gün yani 4 gün sonra maç oynuyorsunuz. Onun için hani bu Kopenhag maçıyla bir alakası yoktu. Ama Çarşamba günkü Kopenhag maçında kafaların olduğu çok belliydi sahanın içerisinde. Bu nedir? Yani özellikle 73'e kadar siz bütün oyun kontrolünü, hakimiyetini elinde bulundurduğunuz zaman bir gol daha beklerken dönen top gol oluyor. Yani direkten dönen top gidiyor gol oluyor. Evet, ilk yarıda bu demoralize etti sizi. Ve ondan sonra bunu çıkarmak için de muhakkak ki risk almak zorundasınız. Yani en azından kaybetmeyeyim havasını ortaya çıkarmak için bu riski aldınız. Ama bu riski alırken de arkadaki güvenliği bıraktınız. Yani özellikle Gökdeniz'le beraber, Hacı Wright'la beraber çok hızlı olan oyunculara cevap veremedi Trabzonspor. Yani uzun zamandan beri görmediğimiz bir şekilde cevap veremedi. Yani buradaki bireysel anlamdaki işte o rakibinize uzak oynadığınız zaman, topu verdiğiniz zaman 2-2'ye kadar olan bütün özgüveniniz kayboluyor o golü yedikten sonra. Hani biz tam iyi oynarken ya bu nasıl gol yenir diye düşünürsün. O arada kendine gelene kadar hemen 4 olur. Bir anda bakıyorsunuz 5 oluyor. Sahanın içerisi böyle bir yer. Zaten 2 dakikada 2 gol oldu. Yani sahanın içerisi böyle bir yer. Yani onun için hani büyük takım sana o zaman ne olursa olsun yani maçın sonuna kadar konsantreyi bozmamanız gerekiyor. Peki çok az bir zamanımız kaldı. Özete gidiyoruz. 6 dakikalık özet 35 dakika ardından.